Beraberimizde. Beraber bir açılım yapacağız. Evet İsmail Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Herkese merhaba tekrar. T30 kutu açılışımızdan sonra sizler için T10'u da hazırladık Berat Bey ile birlikte. Bu set 3 batarya, 1 ikili şarj aleti ve cihazımızdan oluşuyor. Cihazımız bilindiği üzere Agras T10 serisi, zirai ilaçlama drone'u. Dilerseniz ben hiç uzatmadan direkt konuya İsmail gireyim. Bey, uzatalım biraz. Şimdi Giriş konuya, oldu. evet, Tamam. başlamadan önce biraz bize genel olarak zirai ilaçlama dronları hakkında kısa bir bilgi ve Tamam. T10 hakkında da kısa bir bilgi verirseniz Okey. en azından kullanıcılarımız cihazın ne olduğunu, Şöyle nelerde yapalım. kullanıldığını, Sınıfından iş tutalım. imkanlarının ne olduğunu Okey. hepsini. Evet. Cihazımız İHA 1 statüsünde bir cihaz. İHA 1 ehliyeti ile uçurabiliyorsunuz bu cihazımızı. Cihazımız tarlada çiftçilerin genelde tercih ettiği bir ürün sınıfından dolayı. 10 litrelik tankı ve 8 litrelik iki opsiyonel tankı bulunmakta. 8 litrelik tankımızda doğru uçuş parametreleri uygulandığı takdirde bir uçuşta 9 nokta ya 9,5 dakika diyelim biz ona 9 dekar yer ilaçlanabiliyor. Cihazımızın ekstra opsiyonel gübre aparatı da bulunuyor. Gübre tankı da bulunabiliyor. Çiftçilerimiz dediğim gibi genelde T10'u tercih ediyor sınıfından, statüsünden dolayı. Ehliyetine ulaşmak, almak daha kolay, daha maliyeti düşük. İHA 2'deki T30 abisinde olduğu gibi bunda çok evrak prosedürü şu anlık yok. Yani almak isteyenler tabii ki bizle irtibata geçebilir. Teknik servis ve diğer eğitim tarafında da full paket sunuyoruz. Bu konuda destek oluyoruz. Dilerseniz yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Lütfen İsmail Bey. Cihazımızın içerisinde diğer T30'da olduğu gibi bir kumanda çantası yok ama diğer bütün her şey aynı. Şöyle hemen burada kumandamızdan başlayalım. Bir adet smart controller kumandamız bulunmakta. Kumandanın yine diğerinde olduğu gibi bir adet VB37 şarj external bataryası bulunuyor. Bir adet hızlı şarj adaptörü. Yine Type-C kablosu şurada her zaman gibi bulunuyor. Kumanda kısmından sonra tabii ki bir de dangamız mevcut internet tarım platformuna bağlanmamız için bunu kullanıyoruz. Yine bataryamızı, external bataryamızı şarj edebilmemiz için bir adet şarj ünitesi, ünitenin güç adaptörü ve enerji kablosu bulunmakta. Yanı sıra şarj aletimizi kullanabilmemiz için bir adet power kablomuz var, enerji kablomuz var. Bunları şöyle koyduktan sonra. Burada yine tabii nozül setimiz, 4 tane nozül setimiz bulunuyor. 110 derecelik 0-1 settir bu. Arzu edilirse 2, 1,5 ve 3'ü bulunuyor. Opsiyon olarak alınabilir. Yine bir her zamanki gibi askı kayışımız var. Yine kumanda için kullanmak isteyenler kullanabilirler. Poşetimiz içerisinde alyan takımı, bir adet anahtar maşonlar için tornavida seti, birkaç yedek maşon ve yedek vida, pervane için yedek contalar bulunmakta. Ben hemen burayı açıp size cihazınızı göstereceğim. Cihazınızı şöyle gösterelim Berat Bey. T10 bu serinin şu an için en küçük cihazı. Görmüş olduğunuz gibi. T10 ile ilgili ya da diğer tarım ilaçlama dronları ile ilgili teknik detay, teknik servis bilgisi, yedek parça ya da mevzuat bilgileriyle ilgili herhangi bir sorularınızı bizimle paylaşırsanız biz de size severek yardımcı oluruz. Bu konuda yapmamız gereken her konuda destek oluruz. Teşekkür ediyorum. Peki İsmail Bey, Efendim? Cihaz sonrası vermiş olduğunuz hizmetler var mı? Mersa Tabii. Teknoloji olarak. Tabii. Cihazın bir kere bütün Ya da şöyle soralım sorumuzu. Siz cihazı getirip müşteriye, zaten bu cihazın sahibi şu an Rafi Bey de, kendileri de aramızda, birazdan kendisiyle de görüşeceğiz. Siz getirip ben sana bu cihazı sattım, al kardeşim bu cihazı götür mü diyorsunuz, Hayır. yoksa Evet. Şöyle yapıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz için bu cihazı aldıktan sonraki hizmetlerimiz şu. Cihazı kendisine teslim ettikten sonra 2 günlük bir tip eğitimi veriyoruz. Yani burada cihazın tüm mekanik bakımı, ilaçlama sonrası bakımları, değişmesi gereken parçaların periyotları ve bunların sahip usulleri, pilin ve şarj aletinin kullanım prosedürleri, doğru kullanım usulleri, cihazın arazide nasıl kullanılacağı, hangi hava şartlarında, hangi meteorolojik durumlarda kullanılacağı, sivil havacılık mevzuatının neler olduğu, Tarım Bakanlığı mevzuatının neler olduğundan bahsediyoruz.
cihazımızın ruhsatını ve diğer belgelerini alıcıyla paylaşıp takip edilmesi gereken bir konuda yardımcı oluyoruz. Biraz da eğitimleri, yani İHA1 ehliyetleri tarafında da kişilere, alan kişilere İHA1 ehliyetini kazandırıyoruz. Maydun Flytek ortaklığı olarak sizinle bunu yapıyoruz. Daha sonra tip eğitimleri bittikten sonraki süreçte de 7/24 telefonla kendilerine destek olabiliyoruz. Kaza kırın tabii ki yaşamalarını istemeyiz, fakat olası, kaçınılmaz bir şey çünkü bu bir hava aracı. Böyle bir durumda da yedek parça ve yerinde teknik serviste ya da bulunduğumuz yerde acil bir durumda teknik serviste yine sizlerle ortaklaşa bu işi bu platformda götürüyoruz. Şimdiye kadar bir memnuniyetsizlik yaşamadık. Bir gün içerisinde ciddi hasar almış cihazları bile aynı gün ayağa kaldırıp geri lokasyonuna ulaştırdık Türkiye genelinde. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Yine yetiştirdiğimiz teknisyen mühendislerimiz ve bize gönül veren insanlarla bu kadroyu büyüterek Türkiye çapında büyümeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Çok sağ olun. İzninizle Rafi Bey'in de yardımıyla cihazı çıkartabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Cihazın yanında bir de Rafi Bey'in cihazın kullanıcısı olarak görüşlerini alalım. Cihazın kullanıcısı olarak cihaz zaten sizin sayenizde... Hayırlı olsun öncelikle Rafi Bey. Hayırlı olsun. Sağ olun. Cihazın tip eğitimlerini hatta bir defa, iki defa tip eğitim aldık. Ondan sonra cihazın... Var mı o konuda bir sormak istediğiniz ya da memnuniyetsizliğiniz? Ciddi anlamda memnuniyetim olağanüstü derecede var. Birkaç alan arkadaşla konuştum, farklı firmalardan alan arkadaşlar hiç tip eğitimi olmadan cihazı teslim alıp uçurmaya çalışıyorlar. Hatta kurulumu yapılmayanlar bile var. Yapılmayanlar bile var. Böyle memnunuz, Allah razı olsun. Hayırlı olsun tekrardan. Olsun. Allah iyi günlerde kullanırmayı nasip etsin. Evet arkadaşlar, DJI Agras T10 zira yarışlama dronumuz. Kullanıcısına hayırlı olsun diyoruz tekrardan. Bir dakika kullanalım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz İsmail Bey. Çok sağ olun. Arkadaşlar videolarımızın devamı için abone olma ve beğeni unutmayalım lütfen. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dileriz. Emniyetli uçuşlarınız olsun.